Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle takvim konusunu işleyeceğiz. Çocuklar, yıl, ay, hafta ve günün gösterildiği çizelgeye takvim diyoruz. Bir yılda 12 ay, 52 hafta ve 365 gün vardı. Bir gün 24 saat, bir ay ise 30 gündür. Bir hafta 7 gündür ve bu günlerin isimleri sırasıyla Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazardır. Bir yılda 4 mevsim vardır. Ve bu mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıştır. İlkbahar mevsiminin ayları Mart, Nisan ve Mayıs'tır. Yaz mevsiminin ayları Haziran, Temmuz ve Ağustos'tur. Sonbahar mevsiminin ayları Eylül, Ekim ve Kasım'dır. Son olarak kış mevsiminin ayları da Aralık, Ocak ve Şubat'tır. Bir yıl ile ilgili kısa hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra konumuza tekrar dönelim. Çocuklar, takvim bize hangi yılda, hangi ayda, hangi günde olduğumuzu gösteren zaman çizelgesidir. Takvimler bize hangi yılda olduğumuzu, o yılın hangi ayında, kaçıncı ve hangi gününde olduğumuzu gösterirler. Takvimlerin başlıca çeşitleri şöyledir. 1. Duvar takvimi, 2. Masa takvimi, 3. Cep takvimi. Duvar takvimleri görseldeki iki şekilde de olabilirler. Masa takvimleri görseldeki gibi masanın üzerine konulabilen takvimlerdir. Cep takvimleri çantamıza ya da cebimize sığabilecek ufaklıkta takvimlerdir. Çocuklar, takvimler yılı, ayı, günü ve ayın kaçıncı gününde olduğumuzu gösterir demiştik. Görseldeki takvimde 2014 yılının Mayıs ayının 19. gününün Pazartesi gününü gösteriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hangi gün olacağını takvimden bakarak bulabiliriz. Takvimde ayın kaçıncı gününün hangi güne denk geldiğini bulabilmek için ilk önce hangi günü aradığımıza bakıyoruz. Kaçıncı günü aradığımıza bakıyoruz. Burada 23 Nisan gününü arıyorum. O zaman çizelgede 23 sayısını buluyorum. Ve yukarıya doğru hangi güne denk geliyorsa o güne denk geliyor demektir. 23 sayısını bulduğumuzda parmağımı yukarı kaldırıyorum ve Pazartesi gününe denk geldiğini görüyorum. Doğum günlerimizi de takvimde bulup işaretleyebiliriz. Diyelim ki Mayıs ayının 24'ünde doğduk. Hangi güne denk geldiğini bulabilmek için ilk önce çizelgede 24 sayısını buluyoruz ve parmağımızı yukarıya doğru kaldırdığımızda hangi güne denk geldiğini görüyoruz. 24 sayısı Perşembe gününe denk gelmektedir. Bugün 14 Ocak Pazartesi olduğuna göre dün günlerden neydi? Çocuklar, dün kavramı bugünden bir önceki gündür. O zaman bugün Pazartesi ise Pazartesi'den bir önceki günün hangisi olduğunu düşünüyoruz. Pazartesi'den bir önceki gün pazardır. Bu sebeple doğru cevabımız B, pazardır. Berat'ın doğum günü 9 Kasım'dır. Berat'ın doğum gününden bir hafta sonra Kasım ayının kaçıncı günü olur? Berat'ın doğum günü 9 Kasım'sa ve doğum gününden bir hafta sonrasını bize sorduğu için önce bir haftanın kaç gün olduğunu düşünüyoruz. Bir hafta 7 gündür. O zaman 9'un üstüne 7 ekleyerek ayın kaçı olduğunu bulabiliriz. 9 artı 7 eşittir 16. Yani doğru cevabımız C'dir. 10. ay aşağıdakilerden hangisidir?
Ayları parmaklarımızla sayarak gittiğimizde 10. aya denk gelen ayı hep beraber bulalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 10. aya denk gelen ay Ekim ayıdır. Yani doğru cevap B şıkkıdır. Bir yıl nokta nokta gündür. Boşluk bırakılan yerlere hangileri gelmelidir? Çocuklar hatırlarsınız, bir yıl 365 gündür. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı, 365. Odama yılda 3 ay güneş giriyor. Odama yılda kaç ay güneş girmez? Çocuklar, bir yılda 12 ay olduğundan ve 3 ay güneş girdiği için girmediği zaman ay sayısını bulmak için 12'den 3'ü çıkarmamız lazım. Böylelikle odaya girmeyen, güneş girmeyen ay sayısını bulmuş olacağız. 12 eksi 3 eşittir 9'dur. Yani doğru cevabımız A şıkkıdır. Ocak, Mart, Eylül. Yukarıdakiler neyi ifade eder? A. Ayları, B. Yılları, C. Mevsimleri. Çocuklar, yukarıda yazan isimler ay isimleridir. Bir yılda bulunan ay isimlerinden bazılarıdır. Bu nedenle doğru cevabımız A şıkkıdır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yılın kaçıncı ayında kutlanır? Çocuklar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bildiğiniz gibi 23 Nisan tarihinde kutlanıyordu. Yılın aylarını da sırasıyla saydığımızda Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Nisan 4. aya denk gelmektedir. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Bugünlük dersimiz bu kadar. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.